Dökülüyor. Burada hassas tartı var. Belli bir gram kahveyi koydu. Buranın yerel kahvesiymiş. Şu an neydi buranın adı? How to say Hua Yua? Hua Yua. Hua Yua. Şu an Hua Yua'dayım. Buranın yerel kahvesini içeceğim. Bu çevrelerde yetiştiriyorlarmış kahveyi. Şimdi içmeden önce öğütüyor ki taze taze içeyim diye. Buranın adı biraz tuhaf. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır nerede olduğumu. Şurada hemen şey var. Gastronomi fuarı var. Saat 5'e geliyor. Bitmek üzere oradaki olaylar. Ben de kahve içmeye geldim. Bir önceki videoda göstermeyi unuttum. Dedim buradan ayrılmadan buranın kahvesini içeyim. Bir sonraki videoda göstermiş olayım istedim. Mis gibi koktu valla. Bu demleme yöntemi oluyor galiba. Bizimki gibi pişirmiyorlar. Kahvemiz hazır. Önce şekersiz denemek istiyorum. Çok güzel kokuyor. Vallahi hakikaten güzel kokuyor. Bayağı aromatik. Biraz da sert. Biraz sert geldi bana. Ben şekerli içtiğimden dolayı herhalde. Şöyle bir bardak $1.50. Yani burada da fiyat listesi var. İşte soğuk kahve yapıyorlar, başka tür kahveler yapıyorlar. Bu benim içtiğim. Ben küçük bardak içtim. En pahalısı $2.50. Bu listedeki en pahalı kahve $3.50. Aha da burada hazırlıyorlar. Kahveyle ilgili bir video çekmiştim. Kolombiya'da kahvenin ekil sürecinden soframıza gelene kadarki olan sürecini o videoyu izlerseniz çekirdekti, işte tozda öğütmeydi, kurutmaydı bilmem ne. Bütün her şeyini anlatmıştım orada. Sert kahve sevenler bunu sever. Kesinlikle sever. Muchas gracias. ...2001'de Ekvador Amerikan dolarını resmi para birimi olarak kabul etti. Ondan önce kolon kullanıyorlardı. Aha bunlar da eski paralar. Abimiz satıyor bunları. Tanesi 8 ila 10 dolar arasında değişiyor. Eğer para biraz eskiyse 7-8 dolara bırakıyor. Para biraz yeniyse 10 dolar artık ne kadar istiyorsa fazlasını da isteyebilir. Mesela bak bu gıcır para bayağı. Bunu 12-13 dolar isteyebilir ama 10 dolar da anlaşırız diye düşünüyorum. Gerçi anlaşamayız, benim için pahalı. Yani tanesine 10 dolar veremem maalesef. Gracias señor. Ha burada da bozuk paralar var ha. Dayı gösterdi, onu da göstereyim. Unuttum bunları bir an. Bunlar da bozuk paralar. Bunlar eski basım bozuk paralarmış. Ha bunlar da son dönemde kullandıkları bozuk paralar. Mesela bu bir kolon. Sonrasında dolara geçiyorlar. Muchas gracias señor. Okay. Buen día. Böyle plaka milaka bir sürü bir şeyler satıyorlar bak. Eski El Salvador plakaları. Guatemala plakası. Bir sürü antikalar var. Buen día. Ya çok para istiyorlar. Benim para koleksiyonum var. Şimdi El Salvador'dan da bir koleksiyonuma para eklemek istiyorum. Kolon eklemek istiyorum yani, doları niye ekleyeyim zaten. Ama çok pahalı çekti ya. Eski bir para vardı. Bayağı yırtık pırtık yani, böyle bir kolon. 5 dolar ver dedi buna. Dedim dayı yapma, gözünü seveyim. Fazla yani. Onu da anlıyorum. Bütçemi de anlıyorum o yüzden. Bakalım. Şöyle 2-3 dolara bir kolon. Biraz eski olsun, yırtık olmasın. Bir kolon bulursam en azından hatıra olarak saklayabilirim. Şuradaki otobüsü görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu otobüs buradan kalkacak. Bu yoldan böyle
devam edecek. Ruta de Flores'in, yani çiçek yolunun, bir önceki videoda bahsetmiştim çiçek yolundan, diğer kasabalarına uğrayarak devam edecek. Ben de bir sonraki kasabaya gidiyorum normalde. O otobüse binip bir sonraki kasabaya gidecektim. Son haritadan baktım bayağı yakın gözüküyor. Bir baktım 2,5 kilometre. Dedim yürüyeyim. Yolda şimdi belki tarla görürüz, bir şey görürüz, birileriyle tanışırız. Bir ihtimal, dedim yürü abi en temize. Doğanın içerisinde yürüyerek. Birazcık da spor olsun bana. Kondisyonumu sağlam tutmak istiyorum. Yürüyerek bir sonraki kasabaya gideceğim. Otobüsün yolcuları aldığı yere baksanıza, yolun ortasında durdu, yolcuları alıyor. Durak burası ha, şuraya yan açsa millet rahat rahat binecek, trafiği de kitlemeyecek. Lan, dayı sakin, çarpma bize. Ha, burası kasabanın girişi. Şu yolda bu çiçek yolundaki diğer kasabalara gidiyor. Yani o yukarı çıkıyor, biz aşağı kısma döndük şimdi. Salcoatitan'a geldik dostlar. Burası Salcoatitan kasabasının girişi. Aha da burada Bienvenidos yazısı var ama binanın arkasında kalmış. Salcoatitan. Burada da Ruta de las Flores yazıyor. İnsan şunu ya biraz daha öne yapar ya buraya bir biraz boşluk bırakır. İnsanlar nereye geldiğini bilsinler. Salcoatitan Nahual dilinde, yani Mayalar eski dönemde burada yaşıyormuş. Onların kendi dilinde Nahual dili oluyor. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Ne demekti? Rüzgarın tanrısı ya da rüzgar tanrısı demek. Öyle bir anlamı vardı. Güzelmiş anlamı. Hola, buenas. Besliyor köpeği dayı. Allah, düşüyordum. Hoppa, burası bar galiba, baksana alkollere. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir bar, yerel bir pub, ne bileyim efendim bir tienda, yani bakkalları çıkabiliyor. Hiç ama hiç beklemiyorsunuz. Bir yerde böyle döküntü bir şey var, tamam mı? Bir bakıyorsunuz orada yemek satıyorlar. Yerel bir restoran. Gözünüzü dört açmanız gerekiyor yani burada. Kasaba çok küçük. O yüzden hemen meydana ulaştık. Aa, orada kilise var. Yan yana iki tane kilise var. Burası da kasabanın parkı, merkez parkı. Yemyeşil valla. Her yer yemyeşil ya. Şu yerlere çöp atma olayını birazcık böyle kontrol altına alabilseler bütün bu Latin Amerika bölgesinde. Vallahi 10 numara memleket. Her yer yemyeşil, havadar. İnsan böyle göz ziyafeti çekiyor ya. Keratalara bak. Anında park burası. Bugün hafta içi olduğu için bayağı bir sakin olur diye düşünüyorum. Karşıda polis merkezi var. Policía Nacional Civil. Puesto Salcoatitan. Burada böyle büfeler var. Yemek satıyorlar, içecek satıyorlar. Buranın da kahvesi çok meşhurmuş. Yani bu bölgede bayağı insanlar kahve yetiştiriciliği yapıp paralarını o şekilde kazanıyorlarmış. Hayatlarını o şekilde idame ettiriyorlarmış. Yani tarım var, çiftçilik var. Kahve ağırlıklı bir de. Ne güzel yeri. Saksılar koymuşlar, çiçekler ekmişler. Okay. What? Otostop çektim.
Bu kasabada pek bir şey yok. İnsan da yok fazla. Bir sonraki Ruta de Flores kasabasına Nahuizalco'ya gidiyorum şu an. Aa, bu da iyi otostop çektim. Dedim ben buraya gidiyorum, Nahuizalco'ya gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Atla dedi kasaya. İki kişilik yer var önünde. İkisi de dolu. Ben de kasaya geçtim. Böyle havadar havadar gideriz. Elektrikçiler galiba. Baksana bir sürü kablo var. Şöyle kamyonetik kasasında da gidiyorlar bu arada. Büyük ihtimalle bu da yerel dolmuş gibi bir şey. Yani köylere, kasabalara giden dolmuş gibi bir şey. Şimdi otobüs var, o ayrı. Bir de bunları gördüm, bayağı gördüm bundan. Daha cüzi bir miktara götürüyordur eminim. La Casa de Papel. Çok yaratıcı. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Sağ olsun vallahi, abiler beni kasabanın girişine kadar getirdi. Ama arkamızdan otobüs de geldi. Ne diyor? Alcaldía Municipal de Nahuizalco. Hemen otobüs de burada bırakıyormuş. Oy. Sağlam rüzgar yedim ha. Rüzgar yiyince böyle bütün insanın vücudu, teni uyuşuyor birazcık. Garip bir his oluyor. İzin verirler herhalde geçmemize. Geçtim. Kasabanın girişinden merkezine 1 kilometre yürümek gerekiyor. Haritadan baktım şimdi. Tam 1 kilometre gözüküyor. Acayip bir koku geliyor şuradan ha. Leş gibi. Yolda gördüğünüz o minibüsler, yolcu taşıyan minibüsler buradan kalkıyormuş. Burada da askerler var. Niye asker var abicim? Burası ufacık yer ya. Kasabanın merkezine geldik. Burası biraz daha canlı. Çünkü biraz daha büyük bir kasaba. Hareketlilik olması güzel ya. İnsan olunca daha bir böyle, nasıl desem, ilginç oluyor. İnsanlarla konuşuyorsun, diyaloğa giriyorsun. Daha keyifli oluyor gezmesi. Dayıma bak be. Hola, Türkiye. ¿Cómo te llamas? Brian. Perdón? Brian. Brian, mucho gusto. Te gusta, amigo. Yakışıklı. Hola, buenas. Buradan böyle dümdüz yürüyünce o abilerin beni bıraktığı yere ulaşıyorsunuz, yani kasabanın girişine. Hop, araba geliyor. Orada restoranlar var. Bir önceki kasabada bir tane oranın yerel lezzeti vardı, onu denemek istiyordum ama sabah çok güzel kahvaltı yaptım. Tam doyurmasa da böyle tam kıvamındaydı, yani böyle yormayacak bir kahvaltıydı. O yüzden yiyemedim. Bir sürü yukeriye vardı. Böyle yukadan bir yiyecek yapıyorlar. Bu yaptıkları dükkanlara da yukeriye diyorlar. Birazcık ilginç, ağır bir yemeğe benziyordu, dedim denemeyeceğim. Belki burada vardır ya. 10 kilometre yol geldik bu arada. Bir önceki kasabadan buraya 10 kilometre. Ha, burası da meydan. Oh be, canlılık var. Bir sürü seyyar satıcı. Şurada müzik yapıyorlar.
pazar da kurulmuş. Severim pazarları. Buranın ismi de o Mayaların yerel dilinden geliyor, Nohal dilinden geliyor. Gerçi bu kasabaların hepsinin, yani Ruta de Flores'teki çiçek yolundaki kasabaların hepsinin adı bu yerel dilden geliyor. Ama bunun anlamı birazcık garip, tam çeviremiyorlar. Özel bir isim var sanırım anlamında. O yüzden tam çeviremiyorlar. Dört bir şey oluyor. Okulda tören yapıyorlar galiba ya da hazırlık yapıyorlar. Orada Mercado var ya, Mercado'ya girelim. Oğlum uçtan uç niye yürüyorsun? Kanatların var senin. Buraya Hazreti İsa'nın bir heykelini koymuşlar. Önüne de mum koymuşlar. Yalnız bu bayağı büyük ya. Normalde Hazreti İsa'ya dua edecek bir heykel koyuyorlar. Ya da başka azizlere, azizelere, ama bu kadar büyüğünü ilk defa görüyorum. Oh, etler açıkta satılıyor burada da. Alamanaz. Bu arada bir önceki videoyu izlemeyenler için Ruta de Flores'i anlatayım. Yemek bölümüne geldik. Birazcık acıkayım, bir şeyler yerim ama önce bir şeyler içmek istiyorum. Soğuk, serin bir şeyler içmek istiyorum. Ruta de Flores toplam 6 kasabadan oluşan bir yol. Çiçek yolu olarak çevirebilirim. Burada bayağı meşhur. Doğası güzel. Çevresinde bir sürü kahve tarlaları var, şelaleler var. İşte bazı kasabaların yakınlarında göller var vesaire vesaire. Büyük ihtimalle eskiden yürüyüş yolu olarak geçiyordu ama günümüzde öyle bir yürüyüş yolu falan kalmışa benzemiyor. Toplamda 6 kasaba var. Ben haritadan baktım, başlangıç kasabası ve bitiş kasabası dahil toplamda 6 kasabadan oluşuyor. Bir önceki videoda Huayua'yı gördük. O bir. Salcoatitan'ı gördük bugün. 2 ve şimdi de bu kasabayı görüyoruz. 3 etti. Diğer 3'ünü de artık görmeyi verelim. Yeter bu kadar. Bildiğimiz tipik halk pazarı. Latin Amerika'da gördüğümüz, sık sık gidip yemekler yediğimiz, yeri geldi zehirlendiğimiz, güzel muhabbetler kurduğumuz tipik halk pazarı. Parklara çok önem veriyorlar. Bayağı önem veriyorlar ya. Güzel dizayn ediyorlar, temiz tutmaya çalışıyorlar. Muhakkak fışkiyeleri var. Bazılarından su akıyor, bazıları susuz kalmış durumda ama güzel fışkiyeler gördüm. Buna bir su sistemi yapsalar, birazcık böyle bakım onarım yapsalar, biraz kirli gözüküyor çünkü. Güzel durur. Büyük de bir fışkiye. Şöyle fış fış. Pupu seriye var orada. Burada restoran yok. Komedorlar var. Yani restoran derseniz anlarlar ama komedor demeniz gerekiyor. Guatemala'da da aynıydı. Burada da aynı. Komedor y pupu seriye diyor. Hernandez de buranın ismi. Şurada kilise var. Oraya bakalım. Şimdi patladı. Oğlum korkuttun beni ya. Santa Marta'daki kilisenin küçük hali gibi. Kolombiya videolarını izleyenler Santa Marta'yı hatırlayacaktır. Oradaki kilisenin küçük hali gibi. Bu ne? Böyle çark mı kuruyorlar ya da bir şey mi atıyorsun buna? Hangisine gelirse ya bira içiyorsun ya şapka varsa dans ediyorsun. Öyle bir sistem mi acaba? Kesin bunun bir oyunu moyunu bir şey vardır ha. Burada da böyle hediyelik eşya satan büfeler var. Büfe değil ya, tezgahlar var. Ne büfesi ya?
bir poşet meyve aldım kendime dostlar. Bu meyvenin ismi liça. Şöyle poşetini 1 dolara satıyorlar. Meyvemiz de bu şekilde. Dışında böyle garip garip şeyler var. Sanki bir deniz canlısına benziyor. Abla bu poşeti 1 dolara satıyor. Yerliye de 1 dolara satıyor. Bana da 1 dolara sattı. Mesela bazen gidiyorsunuz bir şeyler almaya. Manava, tezgah, işte ne bileyim sebze alacaksanız bazı pazarlarda. Sizi turist görünce biraz fazla fiyat çekiyorlar ama burada öyle bir şey yaşamadım hiç El Salvador'da. Şöyle kabuğunu açıyorsunuz ama bu biraz sert. Niye sert? Heh. Şöyle kabuğunu açıyorsunuz, içerisinden meyvesi çıkıyor. Şimdi bu etli kısmı kemire kemire yiyeceğim. Bu etli kısmın altında da büyük bir çekirdek var. O çekirdeği yemiyoruz tabii ki. Şöyle. Güzel, hafif şekerli. Gayet lezzetli bir meyve. İsmi liça. Çekirdeği de böyle. Bademe benziyor çekirdeği. Bunu görmemiştim. Bir tane amca gösterdi. Soy indígena yazıyor burada. Ben yerliyim demek. Bir tane amcayla tanıştım da çeviriden şeyi sordum. Buranın adının bir anlamı var mı? Çünkü eski Maya dilinden geliyor. Burada zamanında yerliler yaşıyormuş. İspanyollardan önce. Bayağı eski bir kasabaymış burası. Amca şey dedi, 4 aile kurmuş burayı. İlk kurulduğunda toplasan dedi 200 kişi falan yaşamıyormuş. Hikayesini anlattı bana. Çeviriden falan anlaştık. 200 kişi bile yaşamıyormuş. Çok uzun bir süre küçük bir kasaba olarak kalmış burası. Daha sonrasından İspanyollar geliyor, sömürüyor burayı. Adının anlamı da 4 izalco'nun yeri. Bunun sebebi de 4 tane ailenin kurmasıymış bu kasabayı. O yüzden 4 izalco'nun yeri olarak geçiyormuş burası. Şu an nüfusu 50 bin dedi amca. 50 mil dedi. Dedim büyümüş bayağı. Bayağı büyümüş. Hikayesi de buymuş buranın. Sağ olsun amca anlattı bana. Güzel de bir sohbet ettik. Meyvemizi de yedik beraber. Artık ufak ufak ben hostele döneceğim çünkü öğlen sıcağı geldi. Öğle sıcağı geldi mi burada herkes çekiliyor abi. Köşesine çekiliyor. Dükkanını gerekirse kapatıyor, dinleniyor. Bir fiesta kültürü burada da var diyebilirim yani. Bayağı sokaklar mokaklar böyle boşalıyor. Ve zaten sıcakta dışarıda takılmanın, gezmenin de bir anlamı yok. Zarar veriyor insana. Nevri dönüyor insanın. Kasaba bu kadardı. Ufak bir yer yani. Bunun çevresinde bir tane nehir varmış. Orası güzel diyorlar ama buradan birazcık uzak araç lazım dediler. E zaten şimdi hava ısınmaya başladı. Yani güneş iyice tepeye çıkmaya başladı. Ben oraya gidene kadar iyice ısınır. Oraya git. Hostele geri dön, böyle dön derken birazcık zaman geçecek. Kararsız kaldım açıkçası. Birazcık üşendim. O yüzden gitmeyeceğim. Hiç yalan söylemeye gerek yok şimdi. Bahane de uydurmayacağım. Mal oldum iyice sıcaktan. Ay ay. Bu videoluk bu kadar benden dostlar. Elimden geldiğince sizlere bu çevredeki ve çiçek yolundaki kasabaları göstermeye çalıştım. 2 videodur. Yine güzel bir yerler gördük. Amca düştü. Aha gitti amca. Sarhoş galiba. Sendeliyordu zaten, düştü. Ay yatıyor yerde ya. Lan kaldırın oğlum, adama niye yardım etmiyorsunuz? Bunların da vurdum duymazlığı beni bitiriyor ha. Ne diyordum? Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Bir beğeni, bir yorum atarsanız, abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda nerede olacağım bilmiyorum. Artık bir plan program yapmam lazım. Birazcık araştırma yapmam lazım. Adios amigos diyorum kendinize. Çok iyi bakın. Dönerken bu gördüğümüz şeyi denk getirdim. Kasalı minibüsü denk getirdim. 50 sente götürüyorlar. Çocuk diyor ki dos cuadros diyor. Dos cuadros ne diyorum? 2 tane çeyreklik anlamına geliyormuş. Yani 50 sent. Öyle gidiyoruz. Adios.